diğer kültürlerden bizim kültürümüze de gelmiş olan atasözü ve deyimler. Fransız bir ressamı hatırlayalım. Fransız ressamın bir tanesi bir resim sergisi açıyor. Açmış olduğu sergiye gelen misafirleriyle de ilgileniyor. Bu arada aslında ressam sergiye gelen misafirlerinin de kendisini eleştirmesini istiyor. Yani ona yapıcı eleştiriler yaparsanız kendisini geliştireceğini düşünüyor. Ve kendisiyle ilgili, eserleriyle ilgili eleştirilerden aslında keyif alıyor. Ama insanız tabii, yapıcı eleştiri olduğunda keyif alıyoruz. Bir kişi dikkatini çekiyor. Sürekli aynı portreye bakıyor kişi. Bu arada ressam bir Osmanlı beyefendisinin portresini çizmiş. Başında bir kalpak, üzerinde beyaz yakasız bir gömlek, onun üstünde bir yelek, altta dar paça bir şal var, en altta deri bir çizme var. Ressam adamın yanına gidiyor. "Beyefendi hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim?" deyince adam "Pardon, siz kimsiniz?" diyor. "Ressam, ben bu resim sergisinin sahibiyim. Size nasıl yardımcı olabilirim?" deyince adam "Beyefendi, bu portreyi çizmişsiniz ama" deyince ressam "Pardon, ben de sizi tanıyabilir miyim?" diyor. Adam diyor ki "Ben deri çizme ustasıyım." "Peki, buyurun" diyor ressam. "Bakın, bu çizmeyi çizmişsiniz ama ucunu biraz daha uzun ve sivri yapmalıydınız. Topuklarını biraz daha uzun yapmalıydınız. Orantısız olmuş. Tokaları çok küçük olmuş. Biraz daha büyük olmalıydı. Sonra boğum kısmı çok dar olmuş. Buradan ayak sığmaz. Yukarıdaki tutacak kısımlarını daha geniş yapmalıydınız ki rahat tutulsun. Sonra şalvarın paçaları" deyince ressam araya giriyor. "Beyefendi, çizmeyi aşıyorsun" diyor. Bu da sadece bizim kültürümüze değil, birçok kültüre de girmiş bir deyim olarak kalıyor.